Bayramda ilginç ve çok tartışılan bir trafik cezasına şahit olduk. Bir gelenek aslında bu Türk karayollarında. Karşı yönden gelen araçlara selektör yaparak radarı haber veren bazı sürücülere ceza yazılmıştı. Dün de o cezalar iptal edildi. Peki selektörle radar uyarısına devam mı, tamam mı? İşte sürücülerin yanıtı. Uzun yolda karşıdan gelen sürücüye radarı anlatmak için selektör yapar mısınız? Yaparım. Özellikle şehirler arası yolculuklarda sürücüler arasında yazılı olmayan bir kural haline gelmiş gibi selektör yapmak. Karşı yönden gelen sürücü ısrarla size selektör yapınca anlarsınız ki... Radar var demektir. Uyarmam. Peki birisi sizi uyarırsa ne yaparsınız? Ben de yavaşlarım. Belli ki radar var. Size yapılınca yapıyorsunuz da. Kimse yapmasın o zaman. Bayram tatilinde Düzce'de ileride radar olduğunu karşı şeritten gelenlere selektörle anlatmaya çalışan sürücülere ceza yazıldı. O işlemlerin biz tamamını iptal ettik, kaldırdık. Selektör cezaları iptal edildi ancak bakalım sürücüler bu iletişim yöntemini kullanmaya devam edecekler mi? Yapmam. Neden? Trafik kurallarına uysun herkes. Selektör yaparak uyarırdı yavaş gitsin diye. Hızlı giden cezasını yesin. Ya niye yesin, yazık benim kendi insanım, halkım, niye yesin ya? O sınırlarının konulmasının bir nedeni var. Radar gördüğüm zaman yapıyoruz. Ceza yemesinler boştan yere diye. Hız limiti neyse ona uyacak. Başkalarının canını yakmaya kimsenin hakkı yok. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sürücülerden bir ricası var. Karşı yönden hızla gelenleri radar olmasa bile can güvenliği için uyarın. Aşırı hız yaptığını gördüğünüz bir vatandaşımızı selektör yapmaya lütfen devam edin de orada da bize yardımcı olun.